Ben aşı yapacağım ama öncelikle ne malzemeler lazım? Birincisi bıçak lazım. İkincisi kama lazım, skalpel lazım, testere lazım, aşı streci lazım, poşet lazım. Tabii bir de kesmek için motorlu testere veya normal testere de kesebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle anacımızı daha önceden hazır kestik, hazırladık böyle tepesinden. Bu ikinci kesim yapmadan önce altlara çizik attık. Buralarda ağlama başladı, görüldüğü gibi. Sonra da üstteki kesiyi tazeledik arkadaşlar. Şimdi kalemlerimizi hazırladık tabii. Olmazsa olmazımız kalemlerimiz. İkişer göz olmak kaydıyla böyle. Bu da kalemlerimizin açılış yeri. Görüldüğü gibi 10 santim. Çok rahat var. Bu şekilde. Kalemlerimizi ne kadar uzun açarsak arkadaşlar, başlar oranınız o kadar yüksek olur. Şimdi şöyle bir Bismillah deyip başlayalım aşımıza. Burası Amasya, Gümüşhacıköy ve Gümüş kasabası. Şimdi Bismillah deyip kestiğimiz yerleri perdahlıyoruz böyle. Burada motorlu testerenin kestiği yerde ölü dokuları var. Bunları temizliyoruz ki kallı su hızlandırsın. Yani kaynamayı hızlandırsın. Sizin anlayacağınız da öyle söyleyeyim. Maşallah ağaçlarımızda çok güzel bir kabuk var. Şimdi kalemlerimizi takalım. Şöyle bir ölçümüzü alalım şuradan. Kabuklar maşallah bayağı bir kalın, bir santimden fazla arkadaşlar kalınlık. Görüldüğü gibi kabuğumuzun altını temizledik böyle. Kalemimizi takalım. Görüldüğü gibi kalemimiz böyle sağlam kalacak arkadaşlar. Oynamayacak hiç. Bir tane de burada ölçü alalım şuradan. Kabuğu bile bırakmıyor arkadaşlar. Kalemimizi takalım. Mesela bak bunu da şöyle takabiliriz arkadaşlar. Anacımızın alt yüzeyi geniş olduğundan kalemlerimiz çok rahat oturabiliyor. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Ama kabuklar ince ise kesinlikle skalpel altını temizleyin. Şöyle bir kabuğu elinde bir gösterirsin. Kabuğun eline arkadaşlar. Şimdi
Sık kalem niye takıyoruz arkadaşlar? Onu söyleyeyim sizlere. Kalus çabuk kapatsın diye. Bunun altında pürüz var. Ne yapacağız? Iskalpeyle mecburen temizleyeceğiz. Eğer sık kalem takmazsanız aradaki kalus çabuk kapatmıyor. Şuraya alalım, şuraya alalım, şuraya alalım. Bunun altı tertemiz. Bu şekilde de oldu. Şimdi iki tane daha kalem taktım. Bu tamam olacak arkadaşlar. Görüldüğü gibi bunu da altta bırakmadık alıp. Şimdi bu tür ağaçlarda tam böyle kalemin oturması, şu işten bir gösterebilirim şu taraftan. Şu taraf işte içini içini. Bakın arkadaşlar. Kalem tam sıfır oturuyor. Eğer orası sıfır oturmazsa, oval gelirse ıskalpeyle kazıyacağız. Yani ıskalpeyle kazımanın esas meselesi orada arkadaşlar. Kalemimiz tamamen oturdu, beton gibi oldu. Burada ne yapacağız? Aşı streçimizle sarıyoruz. Her türlü uygulamalarımızı bulabileceğiniz tek adresimiz Google Play Store'dan veya Apple Store'dan MS Tarım indirerek hepsini görebilirsiniz. Her türlü aşı ve budama malzemelerinde satışını yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da bulacağınız tek adresimiz mstarim.com. Buradan ürünlerimizi inceleyerek sipariş verebilirsiniz. Aşı torbalarımız küçük geldiği zaman böyle ekleme yapabiliyoruz. Yeşil olsun ki simetrik olsun şöyle. Bu da tamam arkadaşlar. Bir tane de ip bağlayalım şimdi buna. İpi biz torbaya tutsun diye bağlıyoruz arkadaşlar. Yani kalemlerle alakası yok. Bundan sonra bir de şeyimizi delelim. Kamamız nereye düşmüş? Poşetlerimizi deliyoruz. Buradan su birikmeyecek. Kesinlikle aşımızın üzerine, toprağına, dibine su vermiyoruz arkadaşlar. Toprağımızı dolduralım. Toprağımızı doldurduk. Şimdi macunlayacağız üzerini. Aşımız tamamlanmış olacak. Böyle kalemlerin tepesini macunluyoruz.
Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bundan sonraki dönemde neyi yapacağız? Aşılarımızın bu alttan çıkan bir tane piç sürgün, yani yol sürgün bırakmayacağız. Alttaki bu çentik attığımız yerleri sürekli takip edeceğiz. Sürgünlerimiz de 70-80 santim olunca bıçağı değiyoruz, poşetlerimizi alıyoruz. Ondan sonra hereklere bağlayıp bağlayıp bitiyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte olun arkadaşlar.